Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Ukrayna'da korkulan oldu. Ukrayna'nın cephanesi tükendi, Ruslar zafer ilan etti. Ukrayna'nın askeri istihbarat birimi başkan yardımcısı Vadim Skibitski, bundan sonra her şey Batı'nın bize vereceklerine bağlı dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken, Rusya bugün aldığı bölgelerde biz artık zaferi ilan ettik dedi. Kritik önem taşıyan Severodonetsk kentindeki çatışmalar halen devam ediyor. Kentte bir sokak savaşı yaşanırken Rusya'nın yoğun biçimde top atışı kullandığı ifade edildi. Ukrayna ordusu Rusların top atışlarına sınırlı kaynaklarla karşılık vermeye çalışıyor ancak mühimmatları hızla azalıyor. Mykolaiv valisi Vitali Kim yaptığı açıklamada Güney cephesinden savaşın tamamen topçu müdahalesine dönüştüğünü belirtirken Rusya'nın atış gücünün çok daha yüksek olmasına dikkat çekti. Kim Amerika ve Avrupa'nın yardımı çok önemli derken uzun menzilli silahların acilen kendilerine ulaştırılması çağrısı yaptı. Ukrayna'nın askeri istihbarat birimi başkan yardımcısı Vadim Skibitski de cephanenin azalması sebebiyle savaşta gerilediklerini duyurdu. 100 günü geçen savaşta Rusya karşısında cephelerde kaybetmeye başladıklarını söyleyen Skibitski, Ukrayna'nın durumunun batıdan gelecek ağır silahlara bağlı olduğunu söyledi. Skibitski, bundan sonra her şey batının bize vereceklerine bağlı. Ukrayna'nın bir ağır silahına karşılık Rusya'nın 10-15 silahı var. Batılı ortaklarımız bize ellerinden geldikçe yalnızca %10'unu verdi dedi. Amerikan istihbarat raporlarında da Ukrayna stoklarında sadece NATO mühimmatlarının kaldığı ve Ukrayna'nın direnebilmesi için silah akışının devam etmesi gerektiği belirtildi.